Herkese merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlere enfes bir turşu tarifi hazırladım. Benim çok sevdiğim bir turşudur. Sizler de mutlaka seveceksiniz. İsterseniz hemen tüketin, ertesi günü isterseniz aylarca saklayın. Gerçekten muhteşem bir tarif. Öncelikle 800 gram kadar kıl acı biberim var. Biberlerimi yıkadım ve sap ve uç kısımlarını alarak 2'ye 3'e olacak şekilde biberlerimi bölüyorum. Küçük olanları 2'ye, biraz büyük olanları 3'e böldüm. Sizler de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz kıl acı değil de kıl tatlı biberden de yapabilirsiniz eğer acı sevmiyorsanız. Benim oğlum da çok seviyor ablaları bu turşuyu, soslu olduğu için onu apayrı tatlı biberden yapıyorum. Evet, bütün biberlerimi bu şekilde doğradım, hazır ettim. Artık domatesleri geçiyorum. Domatesleri kabuklarıyla doğrayacağım. Armut domatesi dediğimiz salçalık domatesden yapalım. Mutlaka soslarınızı ve bu tarz turşularınızı, domatesinizi seçerken armut domatesi, yani sivri domates, salçalık domatesi kullanmanızı öneriyorum. Domatesleri bu şekilde ortadan keserek şöyle uçlarını alıyorum. Ve benim elim ayağım olan bu doğrama aparatıyla doğrayacağım. Gerçekten çok pratik. Hiç fişe, elektriğe gerek yok. Bu şekilde hemen takıyorum. Ve ipi var bu şekilde. İpini asıltarak domateslerimi iyice incecik kıyıyorum. Şöyle yan tutarak sizleri nasıl güzel doğradığını göstermek istiyorum. Evet, domateslerin püre haline geldi. Gördüğünüz gibi gerçekten çok memnun kaldığım bir üründür. Bıçağını çıkartıyorum ve domatesleri ayrı bir kaba alıyorum. Domateslerinizi de mutlaka kabuklu geçirin arkadaşlar. Kabuğu ile birlikte hem daha güzel renk verecektir hem daha güzel olacaktır. Evet, domateslerimi de hazır ettim. Artık sıra sarımsaklarıma geldi. Sarımsakları da aynı şekilde incecik kıyıyorum. Dilerseniz 2'yi 3'e bölerek de yapabilirsiniz ama bu şekilde daha da güzel olacaktır. Dilerseniz aynı şekilde rondodan da geçirebilirsiniz. Evet, sarımsaklarımı da hazır ettim. Artık sıra geldi turşumuzun yapımına. Genişçe bir tavaya 1 çay bardağı üzüm sirkesi alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Sos ve turşu yapımlarında lütfen zeytinyağı kullanın. Sıvı yağıyla çok fazla lezzetli olacağını düşünmüyorum. Şöyle çok az su ekliyorum. Yarım çay bardağından daha az. İyice sıvı malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Kaynamayı bırakıyorum. Biraz fokurdadıktan sonra biberlerimi ekleyeceğim. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Hepinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Sırasıyla malzemelerimi ekledim ve üzerine 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Bu irici olanlardan. Ve 1 yemek kaşığı dolusu da toz şeker ekliyorum. Toz şeker de domatesimizin lezzetini ayarlayacaktır. Ve üzerine 1 limon suyu ilave ediyorum. Ve bu karışımı şöyle karıştırıyorum. Mutlaka karıştırarak sosunuzu pişirin.
Çünkü biberlerimizin rengi değişinceye kadar sosu pişireceğiz. İçerisinde bir iki tane saplarını almadığım kalmış. Onları da temizledim. Evet, biberlerimin rengi döndü. Gördüğünüz gibi sarı rengini aldı. Sürekli karıştırarak pişirin arkadaşlar. Çünkü bir tarafı yeşil kalır, bir tarafı sarı kalır. Onun için karıştırmayı ihmal etmeyin. Evet, sosumuz hazır. Şöyle altını kapatıyorum. Ve artık kavanozlarla buluşturma vakti gelmiştir. Sıcak sıcak kavanozlarımı alıyorum, biberlerimi. Gerçekten nefis bir turşu tarifi. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bizim evde çok sevilen bir turşudur. İsterseniz hemen tüketin, dolaba kaldırın. İsterseniz aylarca muhafaza ederek yemeklerinizin yanında, hatta kahvaltılarda bile yiyebileceğiniz harika bir turşu oldu. Şöyle kavanozları alıyorum. Ağzı genişçe bir honi kullanıyorum. Suyunu da mutlaka içerisine ekleyin. Bol sulu olsun. Çünkü sosunu bana yemesi bile o kadar lezzetli. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm ayrıntıları ve püf noktalarını vermeye çalıştım. Eğer aklınıza herhangi bir sorun takılırsa da yorum kısmına yazarsanız oradan sizlere yardımcı olmak isterim. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şöyle sosumdan üzerine tekrar ekliyorum. Evet, kavanozumuzun kenarlarını yine de ben peçeteyle silmek istiyorum. Çok fazla taşmadı ama emin olmak için kurulamak istiyorum. Sıcak olduğu için altına bir bez alarak kapaklarımı iyice sıkıyorum. Evet, bu şekilde bakın arkadaşlar, şöyle döndürerek iyice sıkıştığından emin olun. 4 tane kavanoz çıktı. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Kavanozlarımı ters çeviriyorum. Bir gece bu şekilde serin bir yerde bekletiyorum. Çok az da burada arttı gördüğünüz gibi. Onu da yemek yanında akşam tüketeceğiz. Bir günün sonunda kavanozlarımızı kontrol ediyorum. Şöyle çeviriyorum. Şöyle yavaşça çevirelim. Kavanozlarımız gerçekten çok güzel bir şekilde vakumlandı. Şöyle sizleri yan çekerek göstermek istiyorum. Ortasında hiçbir şekilde kabarma olmadı. Bakar mısınız? Hepsi de gayet güzel bir şekilde vakumlandı. Uzun ömürlü bir şekilde saklayabilirsiniz. Evet, bugünlük tarifimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.